niyetler bulmaya gidebilir. İyi niyet kişiyi bulur, kötü niyet de mutlak surette kişiyi bulur. Ben bazı gözlemlerimi Serhat Bey'le de paylaşacağım, sizlerle de paylaşacağım. Öncelikle ülke toprakları adına ben solcanın ekonomik değerinden çok ekolojik değerine önem veriyorum. Çünkü kendim biyolog olduğum için gerçekten şu anda ülke topraklarımız mikrobiyal değerlere baktığımız zaman organik değeri %3'ün altında. Özellikle size Niğde'de bir çalışma yapmıştık arkadaşlarla. %0.05. %3'ün altı organik kabul edilmez topraklarımızda. Organik kabul edilmeyen bir yapı içerisinde biz çocuklarımızı nasıl besleyeceğiz? Çocukları. %74 ağır engelli bir çocuğum var. Yani benim ailemde kalp yok. Eşimin ailesinde kalp yok. Çocuğum doğuştan kalp hastası. Ben bunu tamamen yediğimiz gıdalara entegre ediyorum ve maalesef ülkemizde bunu bertaraf edebilecek en büyük projelerden biri olduğuna inandığım için 3. Dünya Savaşı dahi çıksa, solcanlarına sahip çıkarsam Allah'ın izniyle insanlar sağlıklı gıdayla beslenir ve bir şekilde çocuklarımıza ve gelecek nesle sağlıklı bir gelecek sunmuş oluruz edası da çıkıyor. Tabii ki işin içerisinde ticari boyutlar da var. Hepimizde olduğu gibi. Ben Tuba Life'ı bilmem. 3 gün önce sadece Serhat Bey'in adını buldum. Facebook'ta baktım. Tuba Life diye bir sistem varmış. Ben hiç bilmiyorum. Yani kendisini de tanımıyorum, sistemini de bilmiyorum. Ancak solucanla birlikte yapmak istediği projelerle ilgili gerçekten solucanı ülkemize entegre edebilirsek. Bakın Amerika'da kayıtlı tesis sayısı 90 bin civarındadır. Resmidir bunlar. İsrail'de çok fazla yine tesis var. İsrail'de var. Hindistan'da da çok fazla vardır. Hindistan'da ki tesislerde şöyle bir durum vardı. Gerçekten en fazla Ar-Ge de Hindistan'dan çıkar. Solucan'ın tarihi dönemine baktığımız zaman Kleopatra'ya da dayanır. Cenab-ı Allah toprağın sırrını solucanlara emanet etmiştir. Hatta materyalist yaklaşan insanlar değiliz. Ancak Darwin'in de ciddi çalışmaları vardır solucanlar üzerine. Yani toprağın gerçekten mühendisi, işin ehli solucanlardır. Bununla ilgili çok ciddi kendi adıma çalışmalarımız var. Ama ülkemizdeki toprak durumu nedir onu söyleyeyim. Biz Mehmet Bey'le şu şekilde tanıştık. 5 ay önce Türkiye geneli bir kooperatif kurgusuyla yola çıktık. Kırmızı Solucan Gübresi Kooperatifi'nin 4-5 ay önce çalışmalara başladık. Belki duyanlarınız vardır. Ve şu anda 250'ye yakın üyemiz var. Maalesef şu anda gergin bir dönem var. Çok rahatsız oluyorum. Yani ülke topraklarının kaybedilmesi, insanların kişisel hırsları, koltuk durumlarından dolayı bu kadar değerli bir yapının kaybedilmesi. Bakanlığın karşısında durabilecek tek yapı vardır, STK'lardır. Art niyetli firmalara karşı. Devlet her zaman şunu yapar. Sektörün büyük bazı firmaları var. İsim vermek istemiyorum ama bu işin içinde olanlar bilir. Diyor ki ısıl işlem kuracak. Onun karşısında duracak tek yapı STK'dır. STK der ki, hayır bu işi biz de yapıyoruz. Bakanlar bir proje sunuldu. Bu projeyi kendim hazırladım. İsterseniz arabamda paylaşabilirim. 35 sayfa hazırladım ama binlerce sayfadan tarihler çıkardım. Buradaki amacımız sadece mikrobiyal değerlerin önemiydi. Çünkü topraktaki mikrobiyal değerlerin artması demek solucanların toprağa kattığı şeyler organikliğinin dışında yavaş salınımlı bir gübre olduğu için toprağın o %0.05'lik birimini yükseltecektir. Kullanılabilir tarım arazilerinin haritasını çıkardım. Maalesef kullanılabilir tarım arazimiz çok fazla yok. Dışarıdan artık ithal etmeye başladık. Kendimiz üretemiyor muyuz? Çiftçi bir memleketiz ama kendimiz üretemeyecek noktaya geldik. Abi şimdi sonra ısırıklar çıkardılar. Bunun karşısında duracak hiçbir güç yok. Korkut olarak biz duramadık. Dosyamızı sunduk ama bakanlık dedi ki isim ver. Bir tane bayan dedi. Bu işi ilgilenenler o bayanın kim olduğunu bilirler. O bayan ne yaptı biliyor musunuz? Isır içeri sona koydu. Yani mikrobiyal gübreyi bitirdi. İçinde 1 saat 70 santigrat dereceye maruz kalmış bir gübre ciddi anlamda değerlerini kaybeder. İçindeki mikrobiyallar ödür. Kendi solucan kendi mikroflorasında zaten o işlemi buna yapıyor. Ama şimdi Serhat Bey'in durumunda bu solucanlar neden önemli? Ben gerçekten diyorum ekonomik değerin hiçbir önemi yok. Ticari olarak ben düşünmüyorum. Ekolojik olarak düşünüyorum. Ekolojik olarak bunları katacak. Ama biz neler kaybediyoruz onlara bakalım. Yani sistemle ilgili ben mesela gözlemlerimi söyleyeyim. İşte bunlara entegre olabilir ama işin içerisinde organik pazar, organik manav, bunlar çıkabilir. Sıvı solucan gübresi satımı olabilir, organik gübre satımı olabilir. Çok ciddi bir piyasadır. Bakanla görüşmemizde şuna demişti. Sektör olduğumuzu ispatı. 5000 tane üretici vardı. Son 2 yılda sadece 2 kat arttı. Bu daha sektör değil mi? 5000 kişiyi
ailesine 5 taban alırsak 5000 çarpı 5 ve satıldığı durumları düşünürsek ciddi bir sektördür. Bu sektörün bu şekilde bir yapıya sahip olması hem ülkemizde İslami bir oluşum tarafından desteklenerek yani bürokratik engellerin aşılmasında güçlü bir yapıya mutlak surette ihtiyacımız var. Eğer ben şunu söyleyeyim, Talat Bey'i de bilmiyorum, tanımıyorum. Sadece duyduğum şeylerden yola çıkacağım, affına sığınarak. Dimitri diye bir kişi vardır. O da yani bu sektörle ilgilenen nerede? Dimitri, Dimitri, onu getirmişsiniz. Şimdi paralarınızın kıymetini bilmeyen bir yapı olmuş olsaydı, ben diyorum ki Tuvalayfı, Allah biliyor, kendisinde tamam Tuvalayfı'yı düşünecekler tanımıyorum. Şimdi solucanlarınızın sayısına, sizin paralarınızı alınan solucanlardan, Mehmet Bey'in ticaretini yapıyor, solucanlardan sayısından emin olmak için bildiğim kadarıyla Mehmet Bey yanlışsa düzeltebilirsiniz, Dimitri Bey gelmiş. Yani özel bir şekilde gel kardeşim burada solucan eksik mi değil mi diye baktırmış. Benim için önemli olan güven noktası budur. Yani benim paramı ben bir yapıya yatıracaksam parama sahip çıkıyorum, ona bakacağım. İlker Bey, ziraat mühendisi, o aynı zamanda bu işin yine doğayan bilgi kısımlarında ciddi anlamda bilgisi olan bir arkadaştır. Benim bu şekilde hani Osmanlı'dan kalkıp buraya gelmemdeki amaç da gerçekten solucanın anlatılabilirliği, solucanla ilgili elimizdeki kaynakların değerlendirilmesi ve bunun emin olun satımı ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Kafanızda afaki şeyler kalmasın. Ben kendim bizzat kozmetik konusuyla ilgili bir yerle çalışmıştık. Köpek balığı karaciğerinin özütlenmesi sonucu bir şey gönderdiler. 10 bin solucanın içine attık, hiçbir şey kalmadı eridi. Ve bunu egzamada, birçok deri hastalığında, cilt hastalığında kullanılıyor. Bunun argeleri henüz çok fazla yok Türkiye'de. Birçok bilimsel kaynak, özellikle Ohio Üniversitesi'nin kaynakları çok fazla vardır solucan konusunda. Kaynaklar maalesef ülkemizde yavaş yavaş işleniyor. Kayseri'deki mesela şu Eda Hoca sanırım Kayseri'de. Şu Eda Hoca var, Yurdagül Hoca var. Birçok değerli hocayla biz bunları oturduk, konuştuk, değerlendirdik. Ülkemizde zaten bunların bilimsel olarak ortaya çıkması için bunlar çok önemli veriler. Bir araya gelecek. Bakın Mart ayında Ahir Evren Üniversitesi'nde bir sempozyum olacak. Bakan Bey gelecek bildiğim kadarıyla. Müsteşar gelecek ve hocalar gelecek. Artı dediler ki STK'larına bir iki temsilci gelsin. Sağ olsunlar biz duyduğunu görmüşler. Hakan Bey siz de buyurun gelin. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapılıyor ama art niyetli kişilerin karşısında duracak maalesef güçlü yapılar yok. Şimdi solucanı bu işe ilk giren kişi YouTube'da açın Burçin Karababa'dır. Açın izleyin. Ben bir psikiyatri arkadaş izlettirdim. Kol hareketleri el hareketi. Bu kadın bu işi yapmıyor. Bu kadın birilerinin güdümünde bu işi yapıyor. Ve baktığımız zaman ısır işlemi konusunda diretmelerinin sebebi ülke toprağının kazanılmaması yönündeki adımları. Maalesef beni bir birey olarak gücüm yok, ne yapabilirim ben birey etmeyeyim dedim. Gücüm bir yere kadar yetiyor. Yani teyze hazırlıyor bir şeyler yapıyoruz sunulsun bakanlığa diye ama gücümüz yetmiyor. Yani dolayısıyla solucan sektörüyle ilgili emin olun kafanızda hiçbir, ben kendi adıma çok fazla inanmış bir kişiyim. Bir şeyde körü körüne bağlanma detaylarına bakın. Ancak sektörle ilgili şu an tabii ki ısıl işlemle ilgili biraz zorda kaldığımız durumlar oluyor ama bunlar da aşılacağına inanıyorum. Aşıldığı durumda zaten çiftçilerimiz keşke hep bunu kullansa. Toprak tamamen sersemlemiş duruma geliyor kimyasal gübrelerle. Bu sersemlemesi bize neye sebebiyet veriyor? Uyuşturucu bağımlısı gibi bilgilerimiz. Tutup içine organik değer kattığımız zaman sıkıntı oluyor. Denkuyu'da şu anda patates üretilmiş durumda. Yani daha doğrusu tarlaya ürün ekmek yasaklandı. Denkuyu ve arsalarında biliyorsunuz Lidya'yı araştırmışsınız. Kanserojen madde çıktı ve bir tane bir tarlaya bir şey eksin, öbür ayağına bas, öbür tarlaya da geçiyor. Şu anda hani bu kimyasallar tarlayı da mahvetti. Yani maalesef bizi de buna yani, mahkum kullanmak. Herkes solucan gübresini eminim ki artık organik, herkes organik yiyelim, organik içelim. Hani artık buna dönmeye başladık. Yani üçüncü dünya ülkesi konumundayız. Tüm kimyasal atıklar bize gelir, tüm nükleer atıklar bize gelir. Ben şu anda sadece gözlemlerimle diyorum ki böyle bir güçlü yapı varsa ben elimde ucumda ne varsa elimden geldiğince ben böyle bir yapıya elimden geldiğince paramı da yatırdım. Maddi manevi elimden ne geliyorsa yaparım. Neden? Çünkü işin görünmeyen tarafları var. Şimdi her şeyi ticari düşünmeyelim. Evet dedik ama işte dedik ekolojik değerinden çok ekonomik ekonomik değerinden çok ekolojik değerdir. Para konusunda da tereddüt
ben kendim hiç hissetmedim. Şunu söyleyeyim, sektörle ilgili yaşadım. Ayrıca bu işi il toplantıları yaptık biz. Dedik ya 5 aylık 250 kişiyi topladık ama en az 1000 kişi beni tanıdık. Binlerce kişiyi bu şekilde konuştuk. Sektörle ilgili konuştuk. Hepsinin gözünde aynı umut. Ticari umut olmasa şu an 5000 tane üretici olmazdı. Ve hepimiz bir yerlerde tıkanıyoruz. Tesisimiz yok. Yaşadığım olumsuzluklar. Bir ortağa güvendik. Dedik ki ortak iş yapalım. Adam dedi ki ben güçlüyüm dedi. Tamam var dedik. Beraber yapalım dedik. Bana koca arazi gösterdi. Dedi ki senin kardeşim dedi. Satayım dedi. Solcan işine girelim dedi. Tamam abi dedik. İşin sonunu söyleyeyim. Bir tane vanta hesabını yaptı bana. Ayrıldı. Solcanları merak koydu. Dedik ki burası özel gelmezsin. Solcanları merak koyuyor. Yine de ben bu işle ilgili karamsarlığa kapılmadım. Kooperatife inandık. Onunla ilgili olumsuzluklar var. Yine de işe inancımı kaybetmedim. Neden? Kazanacağımı da biliyorum. İkincisi ekonomik değerinden çok ekolojik değerinden çok önemli olduğunu biliyorum. Ha, bu sistem içerisinde emin olun. Şunu söyleyeyim. Emin Tarım. Ben evimi Emin Evim'den aldım. Emin Tarım'ın sistemi nedir? İyi kötü giren varsa biliyorum. Bana teklif sundular. Diyor ki bana diyor 20 bin lira size bir hisse vereyim diyor. O bir hisseyle diyor size tarım yapayım sizin paranızla. Organik bir tarım mı yapıyor bilmiyorum. Ama o sistemde bu sistem benziyor bir noktada. Yani kazanıyorum. Evet. Orası da kazanıyor. Evet. Ama ortada bir kar payı da muhakkak olması lazım. Bunun gibi yapılara inanmak, desteklemek mutlak suretle gerekiyor. Çiftçi bank konusu geçti. Çiftçi bankla ilgili ben çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama kişinin dürüstlüğü benim için önemlidir. Kişi sesini ne zaman yükseltir? Haksızlığa maruz kaldığı zaman. Ben Serhat Bey'in gerçekten tanıyorum. Örnek gibi bir amacım yok, bir menfaatim de örnek var. Olmamıştır. Kişi en çok orada zoruna giderse sesini yükseltir. Ben beyefendiyi tanımıyorum ama benim gibi inanmış bir şey. Siz şoldanla ilgili şu an olumsuz bir şey söyleyin, ben sesimi yükselttim. Çünkü ben buna inandım. Kişinin de ticaretinde kendine güveniyorsa eleştirinin geldiği yerde sesini yükseltmesini ben doğal karşılıyorum. Dolayısıyla hani burada çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, zamanımızdan fedakarlık edip geldik. Ben ayağımda çocuğumu sallayarak Mehmet kardeşim bile o tezi hazırladım bakanlığın önüne gitsin diye. Benim kızım durumunu söyledim. Sıkıntı doğum gününü Antep toplantısına geçirdim. Yeter ki bu insanlar bu işe dahil olsun dedim. Kendim Akdeniz ateşi var ben, defemefim. İğnelerle bir şekilde Kocaeli'ye gittik. İnsanlara bir şekilde bu solucanla ilgili kooperatif altında bir araya getirelim diye. Bunların altındaki hani yanlış olmasın ben kendimi anlatmak değil buradaki aslında sebep ama sebep şu. Gerçekten inandığımız durumda bize kazandıracağı şeyleri nedense sadece ben görmüyorum. Birçok insan görüyor. Ve bu solucan işi değil hiç karamsar olmayın. Gelecek zaten Amerika'da kayıtlı 90 bin yakın tesis var ise bizi de maalesef kimyasala maruz bırakmak istemelerinin sebebi de her şeyi kendileri yapmak. Tamamen bizi 3. dünya bir balçığa saplanmış bir ülke konumuna getirmek. Neden kendi insan kaynaklarımızı kullanmayalım? Neden para kendi cebimizde kalmasın? Neden ithalat yapıp da ne ürde belirsiz besinleri almaya çalışmayalım? Yanlışlar nerede? Diyeceksiniz ki solucana güvenmedik, gübresine de güvenmedik. Ne oldu? Şunu söyleyeyim. Rusya'ya ithalat yapılacak olur. Domates içindeki, şimdi Latincesini söylemeyeyim de bir değer 8. Rusya dedi ki 2 olacak. Ben kabul edemem dedi. O 8 ne oldu sizce? Nereden çıktı bizim toprağımızdan çıktı. Bunları biz yiyeceğimize solucan gübresinin önemine. Keşke herkes görse. Bunu inşallah bakanlık boyutunda çözmeye çalışacağız. Ama güçlü yapılara muhakkak ihtiyacımız var. Görüyor ama art niyetli kişiler, o firmaların ben kim olduklarını biliyorum. Onlara gerekirse bireysel savaş açmış durumdayım. O firmaların karşısına da lütfen yerli ve milli duruş sergileyen sermayelere de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu kooperatif olabilir, başka yapılar olabilir ama muhakkak ben bilmiyorum. Doğru bildiğim yolda giderim. İnsanların da ülkemizde böyle olması gerekiyor. O domates ben niye yiyeyim ki? Belki benim çocuğum ondan kalkmasın soğudu. Yani bilemiyoruz çünkü içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Ama solucan gübresi emin olun giderek artıyor. Çaykur bakın dedi ki ben organiğe dönüyorum dedi. Kampanya var. 2 çay alana 1 çay bedava organik diye. Yavaş yavaş cesur kişiler ortaya çıkacaktır. Yiğitler ortaya çıkacaktır. Diyecektir ki organik gübreyi destekliyorum diyecektir. Yapıyor şu anda bazı firmalar. Benim hiçbir şekilde gözüm arkada değil kendi adıma. Milyon tane solucanım olsa
hiç sıkıntı etmem. Dediğiniz gibi tavuk boyutu var, kimyasal boyutu var, birçok boyutu var. Yani dolayısıyla solucanın ne olduğunu anlamak adına ben diyorum, ben tubalarca hiç bilmiyorum. Ben sadece solucan konusunda Serhat Bey'den söz ettim, uzattıysam çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Verimli bir konuşmaydı. Solucana bakmayı bilmiyorsanız ben kısa bir parantez açabilirim. Hani ben sizden solucan alacağım ama çok da bırakacağım, ne olacağını bilmiyorum. Bahçeme bırakacağım. Evet, bahçeme bırakacağım. İstilacı durum olabiliyor. Amerika'da denenmiş istilacı bir türdür aynı zamanda. Uysal bir türdür ama istila boyutu da olabiliyor. Orman alanında demişler. Orman alanında daha çok biz gübresini alma boyutu. Çünkü çok fazla ürediği için doğaya bilinçsiz salınan bir solucan miktarı oradaki diğer biyokütleyi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Böyle bir durumu var. Tesisle ilgili şunu söyleyeyim. Birçok üreticinin şu anda bu iş inancı var ama tesisle ilgili sıkıntısı var. Bir dönem işte o hani milyonlar senin diyen sonra bir van takımın hesabını yapan kişi bana demişti ki solucan otel hizmeti de verir. Evet, sektörde olan bir şeydi ki ben teklif etmiştim. Solucan otelindeki amaç şuydu. Adam yapmak istiyor ama iş bilmiyor. Bu işi yapmak için bakın şunlara dikkat etmeniz gerekir. Bir, Ar-Ge yapmanız gerekir. Malınızı satmanız için. İki, pazarlama yapmanız gerekir. Üçüncüsü, solucanınıza hakim olmanız gerekir. Bir dana burnu girerse tesise tüm solucanlar demeyeyim de büyük bir telafiyet yaşarsınız. Asitlik değerinin artması solucanları sıkıntıya sokar. Biyokütlenin artması intiharlara sebep olur. Şimdi benim gördüğüm sadece diyorum, tanımıyorum ya. Yani emin olun, sayı konusunda eminken bildiğim kadarıyla İlker arkadaşım, yani Serhat Bey tanımam ama İlker'le dün bayağı bir görüşmeniz olmuş. Neden? Kardeş bak biz bunu kurduk, eyvallah ama ben öyle düşünüyorum. Ne konuştuğunu tam bilmiyorum. Biz bunu kurduk ama devamıyla ilgili bakın dikkat edelim. Bunlara sebebiyet vermeyelim. Ya burada ben bu hassasiyetleri sadece görmüş, gözlemlemiş bir kişi olarak, hiçbir menfaatli olmayan bir kişi olarak ben kendi adıma inandığım bir şeyin arkasından sonuna kadar giderim. Yani biraz önceki durumlar gibi diğer şeyleri, gerginliklere falan gerekiyor. Ülke olarak zaten ülkemizde gerginliğimiz var. İnandığımız bir yapı ortaya çıktığı durumda çok güzel işler yapabiliyor bu ülkeye. Bakın ben hani işin biraz İslami boyutuna baktığım zaman Eminönü'ne girmemdeki sebep oydu. Yani gidip ben niye bankaya bir sürü faiz kazandırayım ki? Adam diyor ki katılım payı yap, ben işte 80 kişilik sisteme katayım seni. Eva, öyle aldık. Belki öyle daha bereketli olacak benim için, bilemiyorum. Bulaşmamaya çalışıyoruz ya. Bu da benim için aynı sistem. Şimdi mesela Bitcoin falan filan yani keşke solucanla böyle bir şey olsa, otelde böyle bir hizmet olmuş olsa. Çünkü siz solucanı aldığınız zaman bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bir biyologla, bir ziraat mühendisiyle çalışmanız gerekir. Bir kimyasal değer gübre uygulayacaksanız çalışmanız gerekir. Mutlak sürede. Şimdi bu kadar sermaye hiçbirimizde yok. Kooperatifteki amaç da bu. Sermaye olmadığı için bunu birileri yapsın. Oteldeki hizmet de maksat da buydu. Birileri her şeyi bilmesi söz konusu değil. Aynı zamanda ben memurum. Pazarlama da berbatım, inanın berbatım. Yani kooperatife de kendimizi aldık ya. 5 aydır Mehmet biliyor. Satabildim mi bir şeyler? Solucan satamadım. Abi işi bu kadar bilen bir adam satamıyor. Niye? Ben memurum. Pazarlamada zayıfım, berbatım, basitim. Ama hani solucan işini yapan bir insanın bunların hepsine sahip olması lazım. Kazanç elde etmesi için. O zaman ben gönül rahatlığı derim ki tamam, ticari olarak ben zayıfım ama bir yapı var. Güçlü mü? Sağlam mı bu konuda? Sağlamsa derim ki o ticaretten dolayı tam rahatlığı pazarlamada dolayı. Ekibi sağlam mı? Ar-Ge'sini yapacak biyoloji, ziraat mühendisliği. Tamam dedim şükür. Orada da solucanlarla ilgili sıkıntı yok. Gerisi de zaten kendini bulacaktır. Hani dediğim gibi hiç bilmiyorum. Biraz da geç kaldım. Buradaki kooperatiften arkadaşlarla bir araya gelmemiz gerekiyordu. Keşke başından da sistemi tamamlayabilseydim. Hala sistemi bile tamamlayabilmiş değilim. Ama onlara inanırsak bir şekilde bizlerimizden geleni yaparız. Ve emin olun yani şuradaki sayı Kayseri için ben inanıyorum ki biz birçok çünkü ile gittik kooperatif açısından. Gerçekten bu işe inanan insanlarla hani o sistem içerisinde bildiğim kadarıyla üye sayısı arttıkça durum var, kazanç var.
Bu sektörde çok fazla insan var, işiniz rahat olsun. Yani gidilip anlatıldığı sürece çok kısa sürede çok ciddi projelerde ciddi bir şekilde yol almalı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Hakan Bey'in söylediği şeylere bir kelime ekleyeceğim. Bunun eseri ve dediği gibi bizim aslında projemizin ana unsuru Tosucan. Yazıyoruz. Sesim düştü yani. Tosucan oteli derler. İşte Tosucan bakım evi derler ama biz en